günümüzün çok büyük rahatsızlığı var. İnsanların korkulu rüyası oldu artık. Panik atak. Ha, panik atak, evet. Panik Şimdi atak için neler söyleyebiliriz? Bitkisel destek mümkün olur mu? Biraz da bunu ele alalım bugün. tabii sarı kantaronla ilgili söylemiştim. Panik atan sebebi araştırılıyor, araştırılıyor da bulunamıyor. Neden bulunamıyor? Çünkü herkes panik atak deyince beyindeki hormon anormalliklerini inceliyor. Ve beyin kendi kendine hormon üretmiyor ki. Neden, nasıl, ne kadar hormon üretici bağırsağa bağlı. Neden? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse lifli madde, karaciğer bunu kan yapar. Kan beyine ulaşırsa, beyindeki kanın içerisinde işte ihtiyacı olan şey varsa beyin bunu yavaş yavaş çeşit çeşit hormonlar yapar. Serotonin, noradrenalin, glutamat vesaire vesaire. Ama kan var, içerisinde ihtiyacı olan şeyler yok. Çünkü bağırsakta problem var. Bağırsakta problem olan kişi de panik atak olur. Bağırsakla Neden? alakalı yani. Tabii. Beyin hormon yapacak ham madde yok. Mutfağa girdiniz, helva yapacaksınız. Un yok gibi bir Un şey. yok, yağ yok. Tava yok, ateş yok. Hadi helva yap, yapamazsın. Beyinde hormon salgılayabilmesi için serotonin hormonu düştü diyelim. Ne oldu? Stres, gerilim, panik olur, korkar. Noradrenalin hormonu düştü. Ne olur? Konuya odaklanamaz, işini yapamaz. Glutamat azaldı. Ne oldu? Hayattan zevk almaz, yaptığı işlerden zevk almaz. Yani birçok hormonun oluşmasında rol oynayan vitaminler, mineraller, enzimler gelmiyor ki beyin ne yapsın? Beyin kendi kendine başka bir yerden alacak hali yok bu ham maddeyi. Değil mi? Onun için bağırsaklarda problem. Sarı kantaron depresyona karşı etkili olduğu bu sarı çiçek. Dünyada depresyona karşı sarı kantaronun etkili olduğu klinik araştırmalar belgelenmiştir. Avrupa, Amerika ve Asya'da Ginkgo'dan sonra en çok satılan, bilinen bitkisel gıda takviyesi sarı kantarondur. Avrupa'da doktorlar reçeteyle yazar, hastalar eczaneden bunu reçeteyle alır. Bitkisini mi efendim? Hayır, hapını, hapı Hapını. var. Şimdi sarı kantaronun birleşiminde hipefirin, hipeforin ve hiperesin diye etken maddeler var. Bu etken madde %1 çok az olduğu için çayıyla tedavi olmak çok zaman alır. Oysa damıtılarak elde edilen ekstraktıyla ne olur? Tedavi süreci çok kısa olur. Mesela kişi televizyon programına çıkmadan önce Evet. 3-4 tane sarı kantaron kapsülü alırsa oh maşallah rahat, relax, panik olmaz. Gerilmez. Stres yok, gerilim yok. Rahat. Ha, başka bir sunucu arkadaş sürekli geriliyordu, geriliyordu. Ne oluyor dedim. Uyumuyorum, koşturuyorum, koşturuyorum. Problem yok. Sarı kantaron kullan, haftaya görüşelim. Bir hafta sonra ne oldu, nasıl? Vallahi kuzu gibi oldum. Allah senden razı olsun. Hep dua ediyorum dedi. O Evet. derece etkili demek ki. Tabii. Her türlü heyecanı da herhalde Dünyada yendiriyor. depresyon, panik atak, stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim, bütün rahatsızlıklara karşı dünyada en etkili bitki. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var.